Sayın seyirciler, Suriye'de yaşanan çatışma ortamı komşu ülkeleri de derinden etkiliyor. Türkiye, Ürdün, Irak ve Lübnan sınırda güvenlik problemleri yaşıyor. Sığınmacı krizi ve radikalleşme eğilimleri de Suriye'ye komşu ülkelerin yaşadığı sorunlar arasında. Orsam, 2 yıllık saha çalışmasının ardından Suriye krizinin komşu ülkelere etkisi başlıklı raporunu yayınladı. Raporda Suriye'deki iç savaşın 4 komşu ülkede siyasi, ekonomik, toplumsal, güvenlik, silahlanma ve temel hizmetler açısından ne gibi sonuçlar doğurduğunu karşılaştırmalı olarak ortaya koydu. Bu raporu 3 isim hazırladı. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doçent Ferhat Pirinççi, Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Doçent Şaban Kardaş ve Oytun Orhan. İşte bu 3 isimden biri Orsam'dan Doçent Doktor Şaban Kardaş Panorama'nın konuğu. Sayın Kardaş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başında da belirttik, bir rapor hazırladınız. 2 yıllık bir saha çalışmasının sonucuydu bu. Pek çok faktörü var. En önce sığınmacı kriziyle başlamak gerekiyor Türkiye açısından. En ciddi problem bu çünkü. 3 milyona yakın sığınmacıyı ağırlıyoruz ama diğer 3 ülkede, Lübnan, Irak ve Ürdün'de pek çok sayıda sığınmacıyı ağırlıyor Türkiye kadar olmasa da. Bu kriz nasıl aşılacak? Yeni sığınmacıları doğuracak ortam oluşur mu Suriye'de? Bu saha çalışmasının sığınmacılar açısından sonucu nedir? Evet, sığınmacı boyutu krizin aslında her ülkede karşımıza çıkan ve Suriye krizini de içeriden dışarıya taşıyan en önemli unsur. Komşu ülkelerdeki güvenlik, toplumsal etkiler, altyapı üzerindeki etkiler aslında sığınmacı boyutunun bir uzantısı. Suriye'den önemli sayıda Suriyelinin komşu ülkelere yönelmesiyle birlikte gittikleri ülkelerde farklı beklentiler oluyor, farklı talepler oluyor ve yarattıkları bir baskı var. Ekonomik anlamda, altyapı anlamında, belediyecilik hizmetleri anlamında. Bu açıdan belki de Suriye krizinin en fazla öne çıkan boyutu sığınmacılar, insan hareketliliği, göç boyutu demek yanlış olmayacaktır. Genel olarak baktığımız zaman sayısal anlamda en fazla Suriye sığınmacıyı misafir eden ülke Türkiye. Öte yandan yine Lübnan geliyor, Ürdün geliyor. Irak nispeten daha az sayıda sığınmacı ev sahipliği yapıyor. Rakam vermek gerekirse Lübnan %22'sini, Ürdün %14'ünü ağırlıyor. Irak'taki oran %5, geri kalan büyük kısım ise Türkiye'de. Büyük kısmı Türkiye'de. Bu şekilde bakıldığı zaman tabii Türkiye birinci sırada geliyor. Ama farklı boyutlardan baktığımız zaman mesela ev sahibi ülkenin nüfusuyla sığınmacı nüfusunu oranladığımız zaman Türkiye'de daha tolere edilebilir, absorbe edilebilir bir düzey varken işte Lübnan'da neredeyse nüfusun 1/4 yakınının sığınmacılardan oluştuğu gibi bir gerçekle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu da toplumsal yapı üzerinde çok büyük bir etki yapıyor. Hocam, diğer 3 ülkenin ortak özelliği Arapça konuşuyor olmaları. Türkiye ise dil olarak sığınmacılar açısından sıkıntı yaratıyor. Yani gelenler Arapça konuşuyorlar. Türkiye'ye geldiklerinde farklı bir eğitim ve kültür yapısından gelip Türkiye'de yaşamak zorundalar. En azından şu anda misafir edilmek durumundalar. Bu sıkıntı nasıl aşılacak? Tabii. Ya, çünkü biraz önce temel ihtiyaçlar dedik. Temel ihtiyaçlardan biri sağlık, diğeri de eğitim. Tabii. Eğitim konusunda çok ciddi sorunlar yaşandığı görülüyor. Türkiye büyük ölçüde karşılamaya çalışıyor ama yeterli sayıda Arapça bilen öğretmen bulmak, çocuklara Türkçe öğretmek, gençlerin ve özellikle üniversite öğrencilerinin adaptasyonu, bunlar ciddi sorunlar olarak önümüze çıkıyor. Tabii. Yani aslında burada da tek bir kalıp yok. Özellikle Ürdün ve Lübnan'a gelenler de Arapça konuşuyor. Gittikleri toplumda da Arapça konuşulduğu için kapasite boyutunu bir kenara bırakırsak gelenlerin doğrudan okula gidebilmeleri, doğrudan belli hizmetleri alabilmeleri için yerel toplumla iletişime girebilmeleri önünde büyük bir engel yok. Öte yandan Irak'a gidenlere baktığımız zaman daha çok Suriye'nin Kürtçe konuşulan bölgelerinden, yine Irak'ın Kürdistan bölgesel yönetimi kuzey kısmında yoğun bir göç var. Orada da bir şekilde bir kompanse edici mekanizma var ama Türkiye'ye baktığımız zaman İşte gelenler arasında muhakkak belki 150-200 bin daha fazla sayılarda Türkmen asıllı var. Yine Kürt kökenli Suriyeliler var. Bunlar da geldikleri topluluklarda Türkiye'nin farklı yerlerinde yerel halkla ana dillerini kullanarak kaynaşabiliyorlar. Yine Arapça bilenlerin bir kısmı Türkiye'nin özellikle Hatay gibi yerelde Arapça konuşulan bölgelerine de yerleştiği takdirde bir düzeyde dil sorunu doğal olarak çözülmüş oluyor. Ama büyük resme baktığımız zaman
yine rakamlara. Şu gerçeği de hatırlamak gerekiyor. Suriyeliler artık sadece sınır illerinde değil, Türkiye'nin geneline yayıldı. Yani Türkçenin konuşulduğu bölgelerde işte hastaneye gittiğinde sağlık hizmetini alabilmesinden tutun da işte okula ya da üniversiteye çocuklarını gönderdiği zaman sorunlar başlıyor. Burada da Türkiye'de biliyorsunuz eğitim açısından baktığımız zaman sorunu aslında bir de kamp içi ve kamp dışı diye ayırmamız gerekiyor. Kamplarda %10 civarında Suriyelileri biz misafir edebiliyoruz. Ve bunun dışında kalanlar da kamp dışında. Kamplardaki eğitim bir anlamda orada bir örgün eğitim yapısı oluşturulabilmiş durumda. Orada işte Suriye'den gelenlerin arasındaki öğretmenlerden de faydalanarak eğitimi ana dilde verme imkanı oldu. Kamp dışlarına baktığımız zaman Suriyelilerin de yer yer kendi imkanlarıyla ve yereldeki STK'ların, belediyelerin de desteğiyle sağladığı imkanlarla kendi okullarını kurma gibi ara çözümler geliştirdiğini biliyoruz. Bazı yerlerde işte sabahçı öğlenci uygulamasının getirdiği avantajları belki saat 3'ten sonra okul binalarını kullanarak yine belli eğitim verildiğini biliyoruz. Ama bunlar hep geçici tedbirler, tam anlamıyla çözüm değil. O yüzden de son dönemde Türkiye'de de resmi makamlarında yoğun bir şekilde Suriyeli çocukları örgün eğitime katabilmek için çaba gösterdiğini biliyoruz. Bunun bir boyutu dil eğitimini desteklemek. Bununla ilgili sadece Türkiye'deki STK'ların, kamu kurumlarının değil, uluslararası alanda da yine bir farkındalık oluştu. Onların da desteğiyle bu konuda çabalar yürütülüyor. Bu sayede mümkün olduğunca çocukları örgün eğitim sistemine çekebilmek hedef bu. Yani dili öğrenemediği noktada bile örgün eğitim sistemine küçük yaşta çocukları çekerek en azından dışarıda kalmasını, sokaklarda kayıp bir neslin yetişmesini engelleme gibi bir arayış var. Bu kapsamda da özellikle yine Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yapılan çerçeve anlaşmanın kalemlerinden biri de bu olacaktır. Mümkün olduğunca çok okullarda önce kapasiteyi bina anlamında arttırmak, okullaşmaya bir yatırım yapmak, bunun yanı sıra da hem Türkçe eğitimi destekleyerek Suriyeli öğrencileri de bu sisteme çekmek. Biraz daha ama tabii üniversite, yüksek öğretim biraz daha ayrı bir konu. Bu konuda da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızın, diğer kamu kurumlarının yürüttüğü önemli çalışmalar var. Burs programları var. Üniversite düzeyinde aslında bir anlamda bazı okullarda biliyorsunuz Türkiye'de İngilizce eğitim veriliyor. Farklı dillerde eğitim veriliyor. Orada da işte tömerli farklı programlarla ancak sayı şekilde, çok büyük olduğu için çok kısa sürede bunun aşılması zor gibi gözüküyor. Muhakkak yani bir öncelikle temel ihtiyaç sağlama, barınma. Dört ülkeye baktığınızda Türkiye örnek gösteriliyor. Konaklama merkezleriyle, çadır kentlerle, konteyner kentlerle, kamplarla. Diğer üç ülke, Lübnan, Irak ve Ürdün'deki durum nasıl? Yani oradaki kamplarda yaşayan Suriyeliler hangi koşullarla karşılaştı bu 6 yıl içinde? Şimdi orada da aslında benzeri bir durum var. Büyük kamplar var ama nüfusun büyük bir çoğunluğu kamplarda kalmak istemiyor. Yani orada da belki Ürdün'de %15'lerden bahsedebiliriz. İşte çok meşhur Zatari kampı var. 100 binin üzerinde bir nüfusa ulaşmıştı bir tarihte. Biz de ziyarete gittik birkaç defa orada çalışma kapsamında. Yani Ürdün'ün en büyük şehirleri arasına girdi bu nüfusla ve dünyada da kamp, sığınmacı kampı olarak en büyük yerleşim alanlarından bir tanesi. Çok kısa bir sürede bu rakamlara ulaştı. Bunun dışında birkaç ufak kamp var ama Türkiye'de de benzer bir şey görüyoruz, diğerlerinde de. İnsanlar doğal olarak kapalı bir ortamda, kamp ortamında yaşamaktansa imkanını bulduğu takdirde normal hayatın devam ettiği yerleşim yerlerine eğiliyor. Burada da raporun ekonomik boyutuna girilmiş oluyor. Evet. Ekonominin içerisinde Suriyeliler ne ölçüde kendilerini var edebiliyorlar? Yani iş kurabiliyorlar mı? İşçi olarak çalışabiliyorlar mı? İş güvenliği sağlanabiliyor mu? İşte burada da uygulamalar farklı. Şimdi Ürdün'deki kamplardakilerin çıkıp dışarıda çalışabilmesi belli koşullar altında müsaade ediliyor. Irak'ta, Kuzey Irak'takilerde daha esnek bir yapı var. Ama Lübnan'a baktığımız zaman resmi olarak aslında kamplar da yok. Kampımsı diyebileceğimiz fiili olarak ortaya çıkmış yapılar var. Ama resmi olarak kamplar yok. Çalışma izni noktasında da çalışma kalıplarına baktığımız zaman
yine komşudan komşuya farklılık gösteriyor. Bu biraz da krizden önce Suriye ile bu ev sahibi ülke arasındaki ilişkiyle de ilgili. Bazı ülkelerde özellikle şeye baktığımız zaman, Lübnan'la Suriye arasındaki ilişkiye baktığımız zaman zaten geleneksel olarak Suriye'den Lübnan'a çalışmaya giden, bizim o misafir işçi dediğimiz Almanya'ya giden var ya, ona benzer bir dinamik vardı. Aynı şekilde Ürdün'ün kuzeyiyle Suriye'nin o yine komşu bölgelerinde, tarım alanında özellikle ciddi mevsimsel gidiş gelişlerin olduğunu biliyoruz. Şimdi öyle olunca doğal olarak kabullenmek zorunda kalıyorlar iş hayatına girmesini. Ürdün ve Lübnan'a baktığımız zaman Suriyelilerin çalışması biraz daha kanıksanmış durumda. Kuzey Irak'ta da dediğim gibi kamplardan çıkıp böyle iş bulabilmelerine imkan tanıyan bir ortam vardı. Tabii Türkiye'deki iş konusu bildiğimiz gibi dün aslında 2 gün önce yine Bakanlar Kurulumuzun daha önce aldığı kararların uygulamasına dönük olarak en son adımlar atıldı. Bu çalışma izninin kapsamı konusunda en son düzenlemeler açıklandı. Türkiye'de baştan buna mesafeli davranmıştı. Bunun farklı sebepleri vardı. Çünkü şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Siz aslında insani sebeplerle ve bu insanların doğal, normal bir hayata geçebilmesi için onlara çalışma izni veriyorsunuz. Bu sefer de güvenlik kaynaklı olmayan ekonomik motivasyonlarla Türkiye'ye gelmek isteyenlere de yeni bir bahane üretmiş oluyorsunuz. Öyle bir yeni çekim, cazibe üretmiş oluyorsunuz. Çok dengeli kullanılması gereken bir haktı. Türkiye de bunu hayata geçirdi. Tabii çalışabilmelerinin yanı sıra diğer önemli bir konu, çalışırken güvenli bir ortamda çalışabilmesi, iş güvenliği anlamda, sosyal güvence anlamında. Maalesef kayıt dışı olan yerlerde sosyal güvencesi olmuyor. Bunların yarattığı zaman zaman gerilimleri biz hatırlarsanız 2014-15 döneminde Antep'te, Maraş'ta bazı yerlerde görmüştük. Benzeri sorunlar zaman zaman Ürdün vesaire karşımıza çıkıyor. Bu ekonomik boyutun tabii diğer bir önemli yönü de yatırım yapabilmeleri. Yani işçi olarak ekonomik piyasaya entegre olmaları bir kenara, aynı zamanda sermaye aktarımı ile yatırım yapabilmeleri. Bu etkiyi de biz aslında tüm komşularda belli derecede görüyoruz. Irak'ta pek fazla karşımıza çıkmıyor. Ama Ürdün'de özellikle Suriyeli iş adamlarının kendi işlerini biraz Ürdün'e doğru kaydırıp oraya sermaye aktardığını, kaydırdığını görüyoruz. Lübnan'da kısmen bunu görüyoruz. Türkiye'de de yavaş yavaş var. TOB'un açıkladığı rakamlara baktığımız zaman geçtiğimiz yıl, ondan önceki yılda giderek Suriyelilerin kurduğu ya da Suriyeli ortakların içinde yer aldığı yeni kurulan firma sayısında ciddi artışlar olduğunu görüyoruz. Bu da aslında krizin pek de kamuoyunda tartışılmayan pozitif yönü olarak da not edilmesi gerekiyor. Barınma ile ilgili diğer unsur da kiralık ev sorunu ve özellikle son dönemde çıkan haberlere bakıldığında İstanbul merkezli haberler ağırlıklı olarak Suriyelilerin çok sayıda evde yerleştiği ve artık onların pek çok aboneliği de yapmaya başladığı ifade ediliyor ve çok ciddi bir artış olduğu ifade ediliyor. Bu haberler ne derece doğru ve kiralık ev sorunu yaşanıyor mu özellikle Antep, Kilis gibi kentlerde? Tabii bu aslında sadece Türkiye için de yine diğer komşular için de geçerli. Dediğimiz gibi yani her durumda %90, %80 bandında gelen Suriyeli dışarıda yaşamak istiyor. Kamplarda yaşamak istemiyor. Ve sonuçta her ülkede de baktığımız zaman işte ev arzıyla kiracı talebi arasında belli bir denge varken birden önemli sayıda yeni nüfus devreye giriyor. Kilis'i mesela verdiniz. Kilis'te işte biliyorsunuz yine Nobel'e de başvurusu gündemde. Nüfusundan daha fazla göçmen almış durumda. Şimdi bu doğal olarak daha önceki konut arzının karşılayabileceği bir durum değil. Bu neyi beraberinde getiriyor? Bir, çok hızlı alelacele işte evlerin kenarına, yanına, bahçesine ya da üstüne kaçak bir kat çıkarak ve bunu da çok sıhhi koşullarda yapmayarak Suriyelilere kiralama gibi bir davranışı beraberine getiriyor. Bazen de daha önce kullanılmayan, daha farklı amaçlarla kullanılan yerlerin acelece boyanarak, badanası yapılarak işte daha önce affedersiniz işte ahır olarak kullanılan, affedersiniz işte depolama için kullanılan yerlerin bu insanların kullanımına kiraya ve zaman zaman da fahiş fiyatla verildiği gündeme geliyor. Bu kısa dönemde kaçınılmaz bir etki. Aynısını ben de şahsen gittim.
Suriye'ye yakın bölgelerinde Ürdün'ün yukarıdaki Bafak gibi kasabalara gittiğimiz zaman aynen bizdekine benzer durumda hızlı bir şekilde alelacele birkaç kat bahçeye yeni bir uzantı ekleme gibi bir şey var. Şimdi bunu da zaman içerisinde kompanse edebilmek için yapılması gerekenlerden bir tanesi tabii ki bu kayıt altına alınmaların hızlı bir şekilde yapılması. Bunun yanı sıra iş legalizasyonun yapılması. Aynı zamanda belki de Suriyelilerin daha dengeli bir şekilde farklı şehirlere dağıtılmasıyla olabilir diye düşünüyoruz biz. Şu ana kadar sorduğumuz sorular genelde sığınmacı krizine dönüktü ama özellikle sınırda yaşanan güvenlik problemi daha sıcak görünüyor. Özellikle tabii. Kilis'te son iki haftadır yaşananları görüyoruz. Benzer koşullar diğer ülkeler için de geçerli mi? Sınırlarda ciddi bir güvenlik krizi yaşanıyor mu? Türkiye bu anlamda en güçlü ülke ve sınırını çok iyi koruyor ama diğer ülkeler aynı güçte sınır koruyabiliyor mu? Ve illegal örgütlerin sınır geçişlerinin engellenmesi yönünde bu üç ülkede de önemli adımlar atılabiliyor mu? Şimdi tabii buradan etkilenen komşulara baktığımız zaman en büyük etki aslında Irak'ta oldu. Biliyorsunuz fiili olarak aslında Suriye ve Irak sınırı ortadan kalkmış durumda. Suriye ve Irak devletinin sınır üzerindeki kontrolü yok artık. Sınır kapıları işte pek çok noktada IŞİD tarafından kontrol edilir duruma gelmişti. Zaten 2014 Haziran ayı sonrasında IŞİD'in Musul'a da girmesiyle birlikte Suriye'nin belli bölgesiyle Irak'ın belli bölgesi fiili olarak yeni bir entite olarak halihazırda devam ediyor. Burada devletlerin sınır kontrolü gibi bir kavramdan bahsetmek mümkün değil. Çünkü devlet artık orada yok. Bu etkiyi en fazla hisseden maalesef Irak oldu. Bunun akabinde de Irak'ın kendi içerisinde ciddi bir çalkantı oldu. İşte IŞİD'in yayılması önce güneye doğru, Bağdat'a doğru. Ama Irak siyaset açısından biraz olumlu oldu. Yıllarca hükümet kurulamayan Irak'ta bir anda daha uzun süreli hükümetler kurulur. Yani en azından o zaman 2014 Nisan'ında seçimler olmuştu. Biz de seçimlerde gözlemci olarak bulunmuştuk. Seçimlerden sonra Irak'ta hükümet kurmak böyle uzun sürerdi. O zaman da onun işaretleri vardı. Kısa vadede krizi aşamayacaklar, yeni hükümeti oluşturamayacaklar derken tabii bu krizin yarattığı aciliyet, bu birleştirici etki yarattı. Ama onun da bugün biraz daha bugüne geldiğim zaman yan etkilerini görüyoruz. Bugün Bağdat'ta devam eden bir hükümet krizi var. İşte Başbakan Abadi yeni arayışlar peşinde. Ama sunduğu kabine kabul olmadı. Meclisi ona karşı hareketler olmuş. Bunları bir kenara bırakırsak Irak açısından tabii ki en büyük etki bu çatışmanın da sadece sınır güvenliği değil, içine sıçraması ve iç savaş noktasına gelmesi. Bunu pek çok yerde görüyoruz. İşte Tuz Hurmatı'da farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Ramadi'de farklı şekilde. Musul'un geleceği belli değil. Öte yandan Lübnan'a baktığımız zaman orada da bu sınır güvenliği zaman zaman aşındı. Peki Lübnan iç siyasetine yansıyan bir durum var mı? Cumhurbaşkanı bir türlü seçilemiyor. Hizbullah'ın buradaki etkisi ortada ve Suriye'de de Hizbullah'ın etkisi ortada. Bu birbirini etkileyen unsurlar halini mi alıyor? Tabii. Yani orada müthiş bir aslında geri beslemeden bahsedebiliriz. Lübnan Hizbullah'ı Esad rejimini destekleme kararı aldıktan sonra fiili olarak çatışmalara girdi. Baştan daha çok Esad rejiminin paramiliter unsurlarına eğitim ve danışmanlık verir gibi girerken sonra bugün işte Halep'te de karşımıza çıkıyor. Fiili olarak sahada Esad rejiminden daha çok Lübnan Hizbullah'ı, İran'ın farklı ülkelerden getirdiği milis oluşumlar var. Şimdi böyle olunca da içerideki siyasi dengeleri de etkiledi. Özellikle Lübnan'ın da yine kronik sorunlarından bir tanesi. Oradaki yapı, sektaryen yapının da bir uzantısı olarak farklı dini gruplar arasında belli bir konsensüsün ortaya çıkması gerekiyor. Bu kriz ortamında bu çıkamadı ve işte Cumhurbaşkanı'nın ötelendiği, seçimlerin getirdiği sonuçlar pek yaratıcı olmadı. İşte geçtiğimiz yaz hatırlıyorsunuz çöp krizi diye bir kriz bütün ülkeyi kilitleyebildi. İşte bu olurken de sınırlarda geçişlik zaman zaman oldu. Yani Suriye'de çatışan gruplar Lübnan içerisine girdiler. İşte Hizbullah yer yer sınırı kontrol etme noktasında öne çıktı. Hizbullah'a karşı Lübnan içerisinde de hareket oldu. Ürdün'e baktığımız zaman Ürdün burada aslında biraz daha farklı bir yaklaşım sergiledi. Ürdün sınırında da kaçak geçişlerin olduğu söyleniyor, var. Ama Ürdün'de biraz dengeli bir siyaset arayışını gördük.
Muhaliflerle özellikle Özgür Suriye ordusuyla tamamen karşı karşıya gelmedi. Onlara bir karşı duruş sergilemedi ama onları çok da açıktan desteklemedi. Böyle zımni olarak kabul eder gibi bir tavrı vardı. Öte yandan Esad rejimiyle de tamamen karşı karşıya gelmekten sakındı. Bu sayede çatışmanın kendi sınırlarına yakın bölgeye sıçramasını engellemeye çalıştı Suriye içerisinde. Bir de oradaki aşiret bağlarını falan kullanarak Suriye'nin güneyindeki alanlarda nispeten daha sakin bir ortam oluşturmaya çalıştı. Şimdi raporun çok boyutu var, çok faktörlü ve çok kapsamlı. Ancak burada en çok merak edilen bundan sonra Suriye'de ne olacak? Yani kantonlara ayrılmış, birkaç parçaya bölünmüş bir Suriye ile mi karşılaşacağız? Biraz önce saptamaları yaptınız zaten, raporda da ayrıntılarıyla ortaya koyuyorsunuz. Irak'la Suriye'nin arasında sınır tamamen kalkmış durumda. DAEŞ faaliyetlerini bazı bölgelerde çok güçlü bir şekilde devam ettiriyor. Sınır güvenliğinin kalktığı bölgeler var. İllegal yapıların güçlendiği alanlar var. Güvenlik problemlerinin yanı sıra eğitim ve sağlıkta da ciddi problemler yaşanıyor. Sığınmacı krizi diğer ülkelere bu etkiyi büyük ölçüde taşımış durumda ve önümüzde bir türlü çözülemeyen, Cenevre'de de bir sonuca bağlanamayan bir Suriye krizi var. Bu kriz bundan sonra bölünmüş bir Suriye'yi beraberinde getirecek, yoksa Suriye'de bir çözüm mümkün olabilir mi? Kısa vadede olmasa da orta vadede. Şimdi aslında bölünme de bir çözüm. Yani buradaki asıl soru çözüm olabilir mi? Olacaksa çözümün formülü ne olacak? Bölünme mi olacak? Yani bölünme de maalesef giderek seçeneklerden biri olarak... Bu bölünme ama kantonlar halinde küçük parçalara ayrılma mı, yoksa üç ana parça halinde bölünme mi? Yani o konuda senaryolar muhtelif. Benim şahsi kanaatim, biliyorsunuz son birkaç gün içerisinde daha önce açıklanan fiili ateşkes durumu da ortadan kalktı gibi. Halep civarında müthiş bir yeniden çatışmaların hızlanmasıyla karşı karşıyayız. Bu da tabii bizi karamsar bir noktaya getiriyor, diplomatik çözüm bir kenara. Burada eğer bundan sonraki dönemde bir şekilde bu çatışmalar yatıştırılıp yeniden müzakere süreci başlarsa ve bir çözüme giderse, geçmişte olduğu şekilde bir üniter yapıyı sürdürmek pek mümkün olmayacak. Ama fiili olarak ülkenin parçalanıp yeni devletçiklerin ya da devletlerin çıkacağı şeklinde bir ayrışmayı da ben pek gerçekçi bulmuyorum bölge koşulları altında. Ama sahada fiili olarak bir fragmentasyon, parçalanmayla karşı karşıyayız. İşte bunu baz alarak sahada hali hazırda farklı grupların kontrol ettiği alanları baz alarak yeni bir federal, belki daha da gevşek, konfederal bir Suriye formülü gündeme gelebilir. O yüzden de şu an devam eden çatışmalarda aslında ben şahsen onu düşünüyorum. Rejim ve Rusya'nın yaptığı da kendi Alevi unsurun ağırlıklı olduğu, rejime daha bağlı kesimlerin olduğu Şam ve kuzeye doğru sahil hattını konsolide etmek, ülkenin geri kalanında Sünni unsurun ağırlıkta olduğu yerleri çatışmalarla mümkün olduğunca döverek, altyapıyı iyice yıpratarak, oradaki insani durumu da kötüleştirerek fark yaratmaya çalışıyorlar. Bu sayede de kendi alanlarını daha takip etme gibi bir politikaları var. Tabii bu gelecek senaryosunda en büyük soru işaretlerinden bir tanesi IŞİD, DAEŞ ve onun kontrol ettiği alanlar. Yani yeni bir Suriye formülasyonunda resmi olarak kimsenin de IŞİD ve DAEŞ'in kontrol ettiği alanları ona bırakarak bunu tanıyabileceğini ben zannetmiyorum. Öncelik DAEŞ'in oradan yani, ortadan kaldırılması, diğer gruplar arasında bir uzlaşı çıkarsa bu DAEŞ'le mücadele içinde yeni bir zemin oluşturacaktır. O yüzden de hep Türkiye'nin de savunduğu aslında bu. Gerçek anlamda DAEŞ'le mücadele siyasi geçiş konusunun çözülmesiyle olabilecek bir konu. Ama maalesef ona gelmediğimiz için DAEŞ'te varlığını uzun süre sürdürebildi. Peki bu federal diye adlandırdığınız daha demokratik, daha özgür Suriye ortamında şu anda sığınmacı olarak diğer özellikle dört ülkede bulunan, hatta Avrupa'da da bulunan Suriyeliler yeniden ülkelerine, ana vatanlarına dönerler mi? Bu kolay değil. Yani tarihi olarak bu örneklere bakıldığı zaman yani dönüş oranları yani geçmişten çok düşük, evet. hareket ama burada rakam zaman, çok yüksek. Oransal olarak da büyük. Oransal olarak da büyük. Ama şu da var. Çatışma süresi uzadı.
diğer bir faktör. Uzadıkça ne oluyor? İşte insanlar buraya gelmiş, burada iyi kötü bir iş bulmuş, çocuğu okula gitmeye başlamış, burada bir normal hayatı kurmaya başlamış zor koşullarda da olsa. Şimdi bu koşulları bırakıp yeniden geri gitmesi gerekiyor. Diğer bir unsur, hem uzun süren bir çatışma var, hem de halihazırda devam eden operasyonlarla müthiş bir yıkım var. Yani insani altyapının her geçen gün giderek yok edildiği bir Suriye ile karşı karşıyayız. İşte daha öncesinde Esad'ın varil bombalarından bahsediyorduk. Onların yıkımı bir yere kadar, ama şimdi Rusya'nın müdahalesinin başlamasıyla birlikte çok büyük ölçekte bombardıman uçaklarının kullanıldığı, ağır tahribatın yapıldığı operasyonlardan bahsediyoruz. Halep gibi önemli bir şehrin tamamen altyapısının, muhaliflerin kontrolündeki bölgenin yıkıldığını görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? İnsanlar gitmek isteseler bile döndükleri ya da dönebilecekleri yerlerin altyapısı olmayacak. Bu da dönmeyi zorlaştıracak diğer bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz bir de bunların içerisinde bütün riskleri alarak Avrupa'ya giden önemli bir kesim var. Şimdi bunların da pek de geri gideceğini ben zannetmiyorum. O yüzden komşu ülkeler maalesef bu eldeki unsurun büyük bir kısmı ile önümüzdeki dönemde birlikte yaşama gibi bir durumla karşı karşıya kalacaklar gibi görünüyor. Orsam olarak bir rapor ortaya koydunuz. Bu rapor bir kez daha yenilemek gerekiyor. Çok kapsamlı, çok boyutlu, çok faktörlü. Biz kısa bir sürede raporda ne anlatmak istediğinizi, hangi noktalara işaret ettiğinizi açıklamak, izleyicilerimize biraz duyurmak istedik. Tabii. Size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür kardeş. Ederiz. Ayrıntıları önümüzdeki dönemde de tartışacağız. Raporun tabii pek çok boyutu ayrı ayrı konuşulabilir çünkü. Biz burada sığınmacı bölümüne biraz değinmeye çalıştık. Güvenlik bölümüne değindik ama diğer unsurlarının da tek tek vurgulanması, anlatılması gerekiyor. Çünkü geride 6 yıl bırakıldı ve bu 6 yılda Suriye'de pek çok şey yaşandı. Ama diğer 4 ülkede de, komşu ülkelerde de onların siyasetinden güvenliğine, ekonomisinden eğitimine, pek çok unsurunu etkileyen pek çok şey yaşandı. Bu açıdan önemliydi. Orsam'a teşekkür ediyoruz. Size Panorama'ya geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.